An Ebi Hureyre radıyallahu teala an. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Efendim sallallahu buyurdu ki İza emmenel imamu fe emminu. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Fe innehu men muvafaka te'minuhu. Çünkü kimin amini te'minel melaki. Melekler de amin diyor o arada. Kimin amini de meleklerin aminine denk gelirse, muvafakat ederse gufira lehu ma tegaddeme min zembihi. Geçmiş bütün günahları affolunur. Namaz kılıyorsunuz gece gündüz. İnşallah camide cemaatinde kılıyorsunuz. Her namazda var bu. Şimdi imamın Fatiha'yı okurkenki şeyini anlatıyor. Fatiha'yı bitirince amin demek namazda sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerindendir. İbn-i Şihab rahimahullah radıyallahu anh buyurmuştur ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlü amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Fatiha'yı bitirdikten sonra amin derdi. O yüzden sünnettir. Ama şöyle bir durum var. Bizler Hanefi olduğumuz için sesli amin demeyeceğiz. Şimdi Mekke'de, Medine'de çok oluyor arkadaşlar. Bizde de maalesef şu anda tabii dinden, fıkıhtan uzaklaştığımız için gördüğümüzü din zannediyoruz. Duyduğumuzu din zannediyoruz. Ha belki doğru duyduklarımız var. Bu da dinsizlik demek demiyorum ama her şeyin bir üslubu var, usulü var. Bizler Hanefi olduğumuz için kendi mezhebimizin Türkiye'de, Anadolu'da görüşünü uygularsak daha uygun olur. Biz Hanefiyiz. Mesela şeyde, Mekke'de, Medine'de meşhurdur değil mi? Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Biz de böyle değil. Çünkü biz Hanefiyiz. Hanefiler de sessizdir. Bu da sünnettir. Efendimiz sallallahu bunu da yapmıştır ama İmam-ı Zeyla-i Rahimahullah diyor ki bunun sebebi Efendimiz sallallahu başta bir şey öğretmek için, hani insanlara bunu öğretmek içindi. Daha sonra sessiz yapmıştı diyor burada. O yüzden biz de sessiz. Nasıl yapacağız? Hoca Fatiha bitirdi. Hocadan da önce değil. Velallallin diye bir sessiz bir şekilde yapacağız bunu inşallah. Bunu bugün itibaren uygulamaya başlayın. Camilerimizde işte mesela Hanefilerin camisine girdiğinizde amin sesini duymazsınız der eski büyükler. Niye? Çünkü bütün halk biliyor kardeşim. Sabah akşam fıkıh dersleri. Millet dedikoyla mı uğraşıyor o zamanlarda? Dersle uğraşıyor. Her köşe başında bir halka kurulmuş ders yapıyor. Birinde fıkıh, birinde talim, birinde tecvid. Allah bizi de o günleri görmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam, evet. Şeylerde de var mı mesela? Amin mi? Onlar sessiz söylüyor zaten. Tabii. Ya diğer üçünün detayını bilmiyorum ama genel olarak sessiz söyledikleri için oradan biliyorum ki sesi söylüyor. Şafii'de falan sesli mesela. Evet. An Ebi Meysere radıyallahu teala an kâle buyurdu ki lemmâ ekra'a Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'tel kitab. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha okuturken febelega velattallin velattalline gelince kâle dedi ki kul amin. Efendimiz dedi ki amin de buyurdu. Fekâle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amine buyurdu dedi. Şu bilinsin ki Dahhak radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Kale buyurdu ki kultu ya Resulallah ma ma'na amin. Kale rabbif'al. Amin ne demektir? Amin hiç düşündünüz mü? Amin ne demek? Aminin manası. Bunu sordu İbn Abbas radıyallahu teala anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sordu. Dedi ki amin ne demektir? O da buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rabbif'al. Yani Rabbim bunu yap demektir buyurdu. Rabbim bunu yap. İf'al. Yani dua ettim Allah'ım bunu yap demektir. Bu aminin manasıdır. Bu da nedir? Çok önemli bir şeydir duada. Ey Allah kabul et. Ya Rabbi bunu yap demek manalarına gelir. İmam Maturidi Rahimahullah Beyanü Vecih'de amin demek de dua sayıldığından dolayı İmam Muhammed Rahimahullah bir kitabında İmam Vitir namazının kunutunda sessiz dua ederse cemaatte sessizce amin derler. Demiştir diyor. Cemaatle kılınan namazlarda İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra hem kendisi hem de ona uyanlar amin derler ki bunun çok fazileti vardır. Şerhinde bulunduğumuz bu hadis-i şerifte bunu beyan ediyor. Tek başına namaz kılan da gene amin der. Gerek imam, gerek imama uyanlar, gerekse de tek başına namaz kılanlar Fatiha'dan sonra amin kelimesini Hanefi mezhebine göre sessiz söylerler. Bazı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sessiz söyleyip rivayet edilmişse de işte az önce söylediğimiz İmam-ı Zeyla-i Rahimahullah'ın beyanı vecihle Hanefi ulemasına göre bu ilk zamanlarda sahabe-i kirama talim maksadıyla, ona öğretmek maksadıyla olmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli söyleyince onlar da gizli söylemişlerdir. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu Efendimiz'in son yaptığı amele hep bakar. Usulü fıkıhı da böyledir. Mesela Efendimiz'den gelen iki tane ayrı şey var. Uygulama var herhangi bir konuda. Herhangi bir şey konuda.
namaz niyaz konusunda çok değil yani böyle daha çok işte şöyle aldı, böyle yaptı, böyle dedi. İki tane şey var, taarruz ediyor. Yani ikisi birbirine zıt. Hangisi? Hemen tarihlerine bakacaksın. Nüzul var, vürut var. Yani nüzul ayetlerin iniş sebepleri ve zamanları. Nüzul. Vürut da hadis-i şerifin ortaya çıkışı. Hadis-i şerif nasıl çıktı, ne zaman çıktı bunlara denir. E şimdi Efendimiz'den de aynı konuda iki tane şey gördün ayrı ayrı. Taarruz ediyor, birbirine çakışmış. Ne yapacaksın? Son ameline bakacaksın. Sonradan en son söylediği hangisi ise nedir? O onu nesk etmiştir. Nasık mensuk var. Yani onun hükmünü ortadan kaldırmıştır. O yüzden eski uygulama kalkar. Hanefi mezhebi de buna dikkat ediyor. Son uygulamaya bakarım ben diyor. Çünkü Efendimiz hayattayken din sürekli tecdit oluyor, yenileniyor, gelişiyor. Mesela başta içki de yasak değildi. Ne oldu? Tedricen yasaklandı. Yani evvelken sonra değişebiliyor. O yüzden bu şekilde. İbn-i Humam Rahimahullah'ın beyanı vecile sesli okunan namazda imam amin derken cemaat de amin der. Ama gizli okunan namazda imamın aminini duyan bunu söyleyip söylemeyeceği hususunda ihtilaf vardır ama ekseri görüş. Eğer sessiz namazda da imamın amin dediğini duyarsan sen de sessizce amin dersin diyor cemaat olursan. Cemaatsin onu dersin. Evet amin şöyle cemaat üstü amin ittifakla Kur'an'dan değildir. Yani Kur'an'dan bir kelime değildir. Ayetlerde amin lafzı yoktur. Ondan dolayı namazı bitirirken sıradallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin amin olmaz diyor. Ne yapacaksın diyor? Arasını ayıracaksın. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin amin. Arasını ayır. Birleştirme ki Kur'an'dan olma şey olmasın. Musaflara yazanlar herhalde olmuş zamanında bu da bidattir, bu da caiz değildir. Musaflara da yazılmaz. Neden? Çünkü Kur'an'dan bir şey olduğu vehmine kapılınmasın diye. Kur'an'dan değildir. Kur'an'dan olanla Kur'an'dan olmayanın karıştırılması tehlikesi olduğundan dolayı. Amin derken de sonunu uzatmak sünnettir. Sahabe-i kiramdan Vail ibn-i Hucur radıyallahu anh buyuruyor. Semiyetün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem karae, Efendimiz'den işittim okuyordu. Velallin dedi. Ardından fekale buyurdu ki amin. Amin diye uzattı. Yemuttu biha savtehu. Sesini uzattı diyor. Bir aminde neler var görüyor musun? Amin. İnşallah bundan sonra diyeceğiz. Ya Rabbi şu dualarımızı kabul eyle. Amin. Ha. Güzel. Yeni de gündem oldu. Geçen hafta biraz bahsettik ya. Kız bir amin dedi meşhur oldu yani. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl güldün Sarkan abi çok. Takip etmezsek olmaz. Hocam hangi dünyada yaşıyorsun diyorlar. Sonra anlatıyoruz. Ha hocam sen bizden de ilerideymişsin. Neyse Allah abuk sabuk şeyleri takipten muhafaza etsin. Daha kızın asıl şeyini göremedik. Milletin taklidini gördük. Millet taklit ediyor anca. Amin aşağı amin yukarı. Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan olan da yapmış. Gül gül öldüm. Kılıçdaroğlu geliyor güya. Diyor ki Tayyip Erdoğan Allah seni başımdan eksik etmesin diyor. Amin diyor Tayyip Erdoğan sesiyle amin. Ya işte bak görüyor musun kız... O kız bile şey yapmış, sıkıntı çıkartmış yani kendi bile üzülmüş. Ne oldu dedi, ne dedi dedi ya. Oramızı buramızı mı açtık dedi, bir amin dedik yani dedi. Bazı bizim Müslüman kadınlar da yazarlardan falan sağ olsunlar. Yani onlar iyi niyetli ama konuyu daha iyi takip etmelerini onlara tavsiye etmek lazım. Bu millet, bu çoluk çocuk kabul edin etmeyin. Görün görmeyin, senin çocuğunda, benim çocuğunda bu meret ellerimizde yani buna bakıyoruz. TikTok da var. Allah korusun. Bizim yaş grubu inşallah TikTok kullanmıyordur da bu gençler kullanıyor bunu yani. TikTok da kullanıyor, Instagram da kullanıyor. Buradan bu kadar uzak olmamak lazım. Senin benim çocuğum bunu kullanıyorlar yani. O da iyi niyetle söylüyor. Kardeşim diyor. Artık gene niyetini sorgulamayan da bir ablamız. Amin diyor. Dini bir şeydir diyor. Niye dalga geçiyorsunuz diyor. Buradan sesleniyorum diyor devlet yetkililerine. Bu fenomenlerin dini terimleri kullanmasına müsaade edilmesin diyor. E şimdi kız da haklı olarak kızmış. Ben diyor amine dalga geçmedim ki diyor. O anda diyor doğal bir şekilde oluştu ortam. Çocuk bana dua etti. Allah seni başından eksik etmesin. Ben de olayın heyecanıyla amin dedim diyor. O millet diyor şey yaptı diyor. Milletin hoşuna gitti diyor. Uzadı gitti diyor. Şimdi hakikaten öyle. Kız orada yere oturup doğru konuş. Dalga geçmek için de bunu söylemiyor yani. Ama şimdi bak bize ders oluyor. Bak amin ne demek? Amin. Ha biz bu dersi o kız öyle dedi diye amin dersi yapmıyoruz. Yanlış anlamayın. Tam denk geldi de gündeme. 10. hadis şerifteyiz. Biz 40 hadis yapıyoruz. 10. hadis aminle alakalı yani. Ya Rabbi yap bunu. Allah'ım kabul et demek yani. Amin. Amin ederken korkar olduk. Ha. Bütün dünyaya, Türkiye'ye amin dedirtirdi. Biz de dua ettirelim inşallah.
Amin. Amin desene siz de korktunuz. Amin. Kız sondan başlamış. Hoca demiş ya camiye cemaat gelmiş. Ayakkabıyla giriyor millet içeri. Demiş ne yapıyorsunuz? Demiş cami namaza giriyoruz. Demiş ayakkabıyla girilir mi? Ne bilek demiş eski hoca bizi hep böyle soktu içeri. Hemen böyle şey mi olur çıkartın ayakkabıları falan yok. Nerede hoca falanca köye tayin. Gitmiş o köye. Hoca demiş ne yaptın bu millete demiş. Millet ayakkabıyla giriyor. Demiş kimse gelmiyordu. Ben ayakkabıları çıkartmaktan üşeniyorlardı. Ayakkabıyla soktum. Sen de ayakkabıları çıkart demiş. Şimdi kız da amini dedirtirdi sondan. Biz de geriden dua ettiririz inşallah ne bileyim. Evet. Yine dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi ne? Amin derken sonunu amine diye okumaktır. Biliyor muydunuz? Evet. Birçoklarımızın bilmediği bir şey. Beyzavi Rahimallah'ın beyanı vecile iki sakin bir araya geldiğinde dolayı bu lafız da eyne gibi feta üzere mebni kılınmıştır. Yani bu Arapça bir kaidedir. Dolayısıyla amine diye okunur. Şimdi bunu şöyle bir şey. Bu mevzuyu incelerken diyor bu hadisleri toplayan Cübbeli Ahmet Hoca toplamış. Diyor ki Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin yanında yıllarca namaz kılarken hep amine diye fetalı okuduğunu hatırladım da o mübarek zatın neler bildiğini bizim de bu yaşa geldiğimiz halde bu konuya daha yeni vakıf olduğumuzu düşünerek kendi adıma bayağı hayıflandım diyor. Efendi Hazretimiz bunu yıllardan beri böyle uygularmış. Bunun şeyi şöyle amine yani gayril mevzubi aleyhim veleddallin amine diye böyle söylenir diyor. Beyzavi Rahimallah beyan-ı vecile böyle de şey yapıyor. Fatiha suresi namazda okunduğunda amin denir. Haricinde okunursa denmez. Namazın dışında Fatiha okudun denir mi? Denmez şeklinde bazılarının söylediği görüş asla doğru değildir. Çünkü Şerhül Veciz isimli eserde zikredildiğine göre namaz içinde ve dışında Fatiha suresini okuyan herkesin sureyi bitirince amin demesi müstehaptır. Çünkü ne diyorsun amin ne demek dedik? Duanın sonunda amin muhakkak denilmesi lazım. Mühürdür çünkü oraya da geleceğim. Amin mühür ne manasında mühürdür? Dilekçeyi yazdın. Dilekçenin sonuna mühürü basmazsan adrese ulaşır mı? Ulaşmaz. Ortaya attın. Birisi bulsun götürsün. Olur mu? Ben bunu Mevla'ya veriyorum demektir. Onu anlatacağım şimdi. Şimdi amin demek lazım. Namaz dışında da olsa amin demek lazım. Çünkü öyle bir dua ediyorsun ki içinde. Ya Rabbi iyyâken a'budu ve iyyâken estaîn. Ey Allah'ım sadece sana ibadet eder ancak senden yardım isteriz. Bizi dost doğru yola ilet. En önemli dualardan bir tanesi. Sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ilet. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim. Öyle bir yol ki o sırat öyle bir yol ki kendine nimet verdiğin o Müslüman imanlı kulların yolları Allah bize onları nasip eylesin. Gayril mağdubi aleyhim ve'd-dallin. Gazaplandığın, kızdığın Hristiyanların değil veya sapıtmış olan Yahudilerin değil. Nimet verdiğin Müslümanların yoluna bizi ilet diyorsun. Bunun sonunda tabii ki amin diyeceksin ki yerini bulsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edilen bir şerifte kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İza emmene kâri'u fe emminu." Okuyucu amin dediği zaman siz de amin deyin. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةِ تُؤَمِّنُوا Çünkü melekler de amin der. Meleklerin amine denk gelirse sizin duanızı da kabul olur. Her namazda şöyle bir şey var. Son namazın sonuna geldin. Bir şurada var. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Fatiha okuyorsunuz ya. Ne derdin var? Evin yok. Çocuğun sıkıntı da. Oğlun laf dinlemiyor. Hanım kafayı yemiş. Çocuk da kız evden kaçmak üzere. Öbürü berduş. Ne bileyim bir sürü dert olabilir. Maddi manevi sıkıntı. Arabanın egzozu patlamış. Şanzıman aşağı düşmüş. Yani insanlar türlü türlü dert olur. Şu anda peki bunlar dert mi? Allah hepsinden muhafaza eylesin ama bizim asıl derdimiz ne şu anda? Gazze ne dertte? Müslümanlar hangi arkadaşlar sorunla şu anda cebelleşiyorlar? Ne yaparsın? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana. Yani öyle bir şey ki elhamdülillah Rabbil alemin. Namaza duyuyorsun. Huşu, hudu. Allah hepimize nasip eylesin. Namaz kılıyorsun ama nasıl kılıyorsun bilmiyorum ki. Kadeflehal müminun. Enes sen nasıl kılıyorsun sorsana ki bana. Kadeflehal müminun. Müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtulduk. Allah hepimizi kurtulmayı nasip eylesin. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Ama o kurtulanlar nasıllardı? Namaz da kılarlar, namaz da yetmez. Namazlarında huşu sahibidirler. İşte o huşuyu Allah bize nasip eylesin. Şimdi namazda duruyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bana nasip etmiş. Huzurundayım ya. Allah'ın huzurundasın. Ya düşünsene şimdi Cumhur Reis, teşbih de hata olmaz. Cumhur Reis şu anda en yetkili adam değil mi? Dese ki Bulut sende sen ne isteğin var ben? Şunu istiyorum. Yani %90 oranında yapar yani o adam değil mi? Seni de sevdiyse. Ya ne demek? İste kardeşim. Çözdür işini ya. Tayin, al, ver, sat. Ya ne ki? Eğer o bağlantıyı, o irtibatı kurabilirsek alemlerin Rabbinin huzurundasın.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim. O Allah-u Teala ki Rahman ve Rahim'dir. Rahman dünyada ve hem Müslümanlara hem kafirlere rahmeti var. Niye rahmeti var? Allah'ın rahmeti olmasa şu anda kafirler yiyip içebilir mi? Onlar bile şu anda bolluk bereket içinde değil mi? Yiyip içiyorlar, geziyorlar Amerikalılarla şurada buralarda. Ama kafir işte Allah'ın Rahman sıfatının şeyidir, tecellisidir. Ama geçicidir. Rahim sadece ahirette Müslümanlara rahmetidir. Allah ikisini de bize nasip eylesin. Amin. Rahman, Arapçada atşan vardır. Atşan ne demek? Susuzluk. Bak oradan geliyor ismi, isim. Aynı kalıptan. Rahman, atşan. Atşan, susuzluk ne demek? Susuzum ama içtiğim zaman geçici, yani geçecek. Veya gadban, kızgın. Kızgınlık da sürekli olmaz insanda. O da geçicidir. İşte Rahman da öyle. Rahmetli ama o da geçici. Ama ahirette Rahim, kalıcı. Allah bize o rahmetini de nasip eylesin. Maliki yevmiddin. Allah'a şimdi övüyorsun başta. Öyle bir şey ki şimdi namazdaki Fatiha. Maliki yevmiddin. Din gününün tek sahibi. O gün ahirette her şeyi yerli yerine koyacak. Tek malik. Yani şey yok. Torpil yaptırırız. Bir tanıdık var. Halledip öyle bir şey yok. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Ondan sonra Allah'a bu kadar övdükten sonra diyorsun ki ya Rabbi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana kulluk ediyorum ben de. Ancak da senden yardım istiyorum derken İçindeki o sıkıntıyı, o isteği yerine koyarsan, İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn cümlesini söylerken içinden de isteğine, duana niyet edip kalbinde barındırırsan Allah'ın izniyle o dua reddi olmaz. Bir burası aklınızda bulunsun. Bir de sonunda sırâdallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin derken, bu son cümlede amin derken de duanızı kabul şey yaparsanız Allah'ın izniyle dua reddi olmaz. Tam o anda biz nasıl kılıyoruz? Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. İşte elim tarakibi falan, ne dua ettiğinde, içinden bir şey geçirdin, onu huşuyla, huzurla kılmak lazım ki birkaç dua işimizi gördürelim orada. Anlatabiliyor muyum? Allah kabul eylesin. O yüzden burada meleklerin duasına denk gelecek şeyleri her namazda kaç Fatiha, kaç dua işimizi görürüz yani. İşte iş bilsek. Bu faziletleri kaçırmamak için bir de imamın amine demesinin bitmesini beklemek lazımdır. Yani imamdan önce öne geçmeyeceksin. Çünkü imamlar özellikle Mekke-i Mükerreme'de ve Medine'de yavaş okudukları için, bizim Türkler de hızlıya alışkın oldukları için daha hoca böyle daha alin derken bizim Türkler hemen amin diyor. Bir dakika, imam amin diyecek. Çünkü imamın amininden sonra olacak diyor. Metni lazıma, metni arzına dikkat edeceksin. Onlar dört elin miktarı uzatıyor çünkü. Çünkü hadisede ne diyor? İmam amine dediğinde buyurarak bütün bu müjdeler cemaatin amininin, imamın amininin hemen peşine söylenmiş olmasına bağlanmıştır. Evet. İmam Velad Dali'nin en son harfini okumadan amin diyemeyeceğine göre bu hususta dikkatli olmak ve o kısa anı kollamak lazımdır ki geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olsun. Ne dedi hadis-i şerifimizde? Muvafaka te'minuhu te'mine melaike. Kimin amini meleklerin aminine muvafakat ederse gufira lehu ma tekadime min zenbi. Geçmiş günahları affolur. O yüzden Velad Dali'nin bitti. Amin. O aralığı çok iyi yakalayıp orada amin deyip duamızı etmemiz lazım. Allah kabul eylesin. Tabii ki imamın da cemaatin amin demesine fırsat vermesi için Fatiha'nın sonunda hafif bir sekte, yani bir duraklama yapması ve amin lafzının sonunu biraz uzatarak hemen zamm-ı sureye geçmemesi münasiptir. Biz imamlara sorsak belki bunlar da bilmiyor çoğu. O yüzden o da önemli. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh namaz kıldırdığı zaman ona önündeki imama dermiş ki la tefudni bi amin. Sakın amini geçme ha. Amini atlama. Orada yavaş ol. Bak namazdan önceki imama söylediğine bak. Hocam amini şey yapma. Şafiiler mübarekler amini çok sesle söylüyor. Camilerde Şafii sorunumuz var. Allah İmam-ı Şafii Hazretleri'nin şefaatine vesile eylesin. Arkaya geliyorlar. Onlar Fatiha'yı hocayla beraber okuyorlar. Biz Hanefiler okumuyoruz hoca okuduğu için Fatiha'yı. Onlar okuyorlar. Hep gelir bana da şöyle. Arkadan bir tane sokuyor. Ben okuyor mu okuyor? Ben okuyor mu okuyor? Ya benim Fatiha'm onunkine karıştı. Onunki bana karıştı. Biraz da vesveseli herhalde. Kendi Fatiha'sını duymaya çalışıyor ama ben duyuyorum ondan daha fazla. Karıştırıyoruz birbirini. Şey var ya, bir tane meşhur bir hafız imam anlattı. Yıllardır videoları seyredilir. O video çok seyredilir. Arkama diyor bir tane adam geldi diyor. Namaz kıldırıyorum diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedim diyor. Namaz kıldırıyorum. Arkadan da arkadaki cemaatten birisi de diyormuş ki şimdi ilk başta yanlış anladım diyor. Beceremedim herhalde diyor. Yanlış bir şey yaptım falan.
Errahmanirrahim. Şimdi bizim musikiyle uğraşan bazıları vardır. Camilerde böyle. Benim arkadaşlarım vardı öyle. Asla yanlarında bir şey dinleyemezdin. Hoca bir şey okuyor. Bırak da dinle kardeşim ya. O da arkasına öyle biri geçmiş herhalde. Ben diyor karıştırıyorum. Hoca anlatıyor. Bu çok meşhurdur. Belki denk gelmişsinizdir. Karıştırıyorum çünkü o kadar çok şey yapıyor ki. Maliki yevmiddin. Bütün şeyimi uyduruyor diyor. Sona geldim diyor. Hani biraz kıraatı yükselttiysem susar belki. Beceremez de. Ben de namazı karıştırdım. Çünkü bütün huşum kaçtı. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Eyvah diyor gitti. Ama bunu anlatıyor o jüri. Hafızlık yarışmasında mı ne bunu anlatıyor? Jüriyi bir gör. Adamlar kıpkırmızı gülmekten ölüyorlar. Cemaat de güler. Bizim düşünsene. Nasıl? Şimdi o konuları açmayalım şimdi o konuları. Yani öyle diyor beni şey yaptı ki şimdi bizim camide de ben bu olay geliyor zaten videoyu izlediğimde gül gül ölmüştüm. Mehmet amca var Allah selamet versin. O da arkada Şafi. Kendi sesini duymaya çok çalışıyor. Herhalde bazı böyle vesveseliler var. Okuyabildim mi, çıkartabildim mi? Gayril mağlu. Mübarek adam. Olur tam o kadar bağırmana gerek yok. O da kendi sesini duymaya çalıştı. Ben de kendi sesimi duymaya çalışıyorum. Bir de bu video geldi aklıma adamın. Namazda gülecektim. Zaten zor tutuyorum ben gülmemek için kendimi. Aynı böyle. Yani aramızda Şafi olanlar da varsa o kadar fazla hocaya da sıkıntıya sokmadan arkasından şey yapalım inşallah. Maalesef bugün imamı da cemaati de namazı huşuyla kalamadım lan. İşi ezberden yapma yolunu tercih etmiş olduğu için ne amini doğru yerinde söylemeyi ne de o anda kalbinde bir hacet tutabilmeyi becerememektedir. Rabbim cümlemizi bu gafletten ikaz eylesin. Amin. Nitekim ulemanın beyanı vecili hadis-i şerifte geçen muvaffakat yani uygun düşme kaydından maksat yani imamın aminine uygun gelecek dediği meleklerin aminine buradaki ihlas ve kalp huzuru hususunda melekler gibi söylemekten ibarettir. Tabi bu şartı temin etmek her zaman bizler için zor da olsa en azından lafzen o uygunluğu tutturalım. Allah bizi bu mükafattan da mahrum etmez o zaman demişler. Allah nasip eylesin. Şimdi amine demek de nedir? Dilekçe imzalamak gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki amine hatemu rabbil alemin ala ibadil müminin. Amine lafzı alemlerin Rabbinin kulları üzerinde dualarını kabul etmesi için bir mührüdür. İmza mahiyetinde bir mührüdür. Yani dua yaptın amin artık mühürdür. Aminsiz olmaz. Dua yaparken ellerinde gökleri açıyorsun. Allah gökte mi aşağı? Değil. Allah mekanda münezzehtir. Niye gökleri açıyorsun ellerini? Hazineler ne dedin? O da var. Allah'ın hazineleri de göklerdedir. Yani o bir nevi işarettir. Yani ben sen buradasın ama senin kasan şurada. Birazcık bana yardım et diyorum. Onu gösteriyorum. Allah'a da bunu demek. Mevla Teala ya Rabbi gök hazinelerinden bize bu iyiliği bu bereketi ihsan eyle demektir. Aşağı Allah gökte olduğundan dolayı ellerimizi kaldırmıyorsun. İstediğin kişiye de diyorsun ki ben ortadan bir şey istedim. Hocam hangimizden istedin? Demem olmaması için imzayı atıyorum. Diyorum ki Ahmet senden istiyorum. Mehmet senden istiyorum. Yani bize diyoruz ki amin diyerek ya Rabbi ben istiyorum ve senden istiyorum. Yap bunu demektir. Mühürdür, mühürsüz olmaz. Ebu Musabbih radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İnne Ebu Züheyr'in Nümeyri'ye radıyallahu anh ve kâne mine sahabe Züheyr'in Nümeyri radıyallahu anh sahabeden bir insandı. Fetehaddethu ahsenel hadith. Çok da güzel konuşan bir sahabeydi. Feizâ da'ar racülü minna. Bizden bir adamı dua ederken gördüğü zaman bir duayın duayla ki kâle ona derdi ki iktimhu bi amin. Duanı aminle mühürle derdi ona. Fe inne amine mislu tabi'i alas sahifeti. Çünkü amin nedir? Sayfa üzerindeki mühür gibidir derdi. Kale Ebu Züheyr bunun üstüne dedi ki uhbirküm an zalik. Size bundan haber vereyim mi ne demek istediğimi? Buyur dediler. Haracna ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin. Bir gece Resulullah'la beraber çıktık. Fe'teyna ala racilin bir adam geldi. Bir adama geldik diyor yanına. Kad elahha fil mes'eleti. Bir dua ediyor ama öyle bir şey istiyor. Asılmış ki Allah'a tam bağlantıyı kurmuş istiyor. Bir de dua öyle bir şeydir ki eğer yapmaya başladığınızda diliniz açıldıysa yani bazen edemezsin, etmek istesen edemezsin. Bazen de böyle isteyeceğin gelir, dua edesin gelir. O geldiği zaman bilin ki kapı açıldı yani, edin. Ama bugünden sonra daha kabul olacak inşallah.
Niye? Çünkü salavat duydun, amine duydun ne olduğunu inşallah. Adam diyor, Efendimiz'e çıktık baktık ki adam istiyor da istiyor, istiyor da istiyor. Öyle bir kendini bağlamış ki o istediği meseleye. Fevekafen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz durdu. Yesteme minhu, ondan duydu, işitti dualarını. Fekaren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üstüne. Evcebe in hateme, eğer mühürlerse istekleri vacip oldu, Allah verecek ona. Fekal racun minel kavm, bizden biri dedi ki ya Resulallah, peyi şeyin yuhtim, yaktim. Hangi şeyle mühürleyecek dedi, mühür ne ki ne dedi ya Resulallah, mühür nedir ki? Kale bi amin, buyurdu ki aminle mühürleyecek, mühür amindir. Fe innehu in hateme bi amin fekad evcebe, eğer dedi böyle isteyip duruyor, eğer bir de mühürlerse dedi Allah verdi duasını kabul etti dedi. Vacip oldu dedi. Fensarafer racülü, adam ayrıldı, o soran adam gitti hemen Efendimizin yanından. Se'elen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz'e soran adam hemen gitti o adamın yanına. Fe eter racül geldi. Fekal ihtim ya filan bi amin ve ebşir. Hemen dedi duanı aminle, mühürle, amin de müjde olsun sana, duan kabul oldu, Resulullah böyle buyurdu dedi. O da güzel mübarekmiş. Şimdi olsa kıskanır bizim ile söylemez. Söylemeyin lan, duası kabul olmasın. Hadi bakalım ne yapacak? Hocanın ölünün suyunu şey yapmadığı gibi birine kızmış cemaatten. Cemaatten birine kızmış. Hocaları kızdırmaya da gelmez diyorlar ya o yüzden. Eline düşersin diye. Su yıkacak, cenazesini yıkacak. Kızmış ya ona da hayatında. Ölmüş o da gelmiş önüne. Diyormuş ki yıkamadım, bunun suyunu hiç ılıştırmadım diyormuş. Buz gibi diyormuş. Şimdi bu da öyle yani. Demeyin lan. Amin amin der de duası kabul olur. Ben derim falan. Allah bizi iyi düşünenlerden eylesin. Evet, bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kişiye demiştir. Bu şekilde mektuba mühür gibidir. Bu mühürü vurmak onu kendisine gönderilenden, başkasına ait olmaktan ve başkası tarafından okunmaktan engellediği için. Değil mi? Mesela mektubu yazıyorsun, mühür koyuyorsun, ne yapıyor? Kimden geldiğine, kime gittiğine belli. Başkası alıp onu okuyamıyor. O yüzden bu mektubu da bu şekilde bir bozukluk arızası olmaması için duayı aminle bitirmekte, dua eden kişinin kabulünden mahrum olması gibi kendisinin üstünü örtecek fesatları engellemektedir. Evet. Bir de aminin şöyle bir hususiyeti var. Bitiriyorum inşallah. Yavaş yavaş. Amin bu ümmete tahsis edilmiş bir şeydir. Diğer ümmetlerde yok. Yahudilerin bizi en çok kıskandığı noktalardan birisi de bu, yine bu amindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki "Udiye ümmeti telafen. Bana üç şey verildi. Lem yu'da ahadun kablehunne. Benden önce kimseye verilmemiş bu üç şey. Ve hiye o nedir? Tahiyyetü ehli cennet. Cennet ehlinin selamlaşması. Yani Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ne diyeceksiniz? Aleyküm selam. Neden? Çünkü İzâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minhâ evrudduha. Sizi biri selamladığı zaman ya misliyle cevap verin ya da ondan daha güzeliyle verin. Mislini en az vermeniz lazım bize, sana verdiğimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediysem sen en aşağı aleyküm selam ve rahmetullah demen lazım. Aleyküm selam desen mekruh olmuyor. Bu cennet ehlinin selamıdır, bizim ümmete hastır. Ve sufuful melaike, meleklerin safları, ki meleklerin safları gibi dümdüzdür bizim saflarımızda. Camilerde, cemaatlerimizde, değil mi? Ve amin. İlla ma kana min Musa ve Harun. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın kavmi müstesna, çünkü Musa ile Harun aleyhisselam da amin derlermiş. Onlar müstesna, amin de yine bizim bu ümmete şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki قال رسول الله اذا قال يعني الامام, imam dediği vakitte gayril mağlubi aleyhim ve dallin, imam gayril mağlubi aleyhim ve dallin dediğinde fequlu, siz de deyin amine, deyin yücibkumullah, Allah size istediğinizi verecek, dualarınızı kabul edecek. Orada işte o duayı az önce söyledim mi? Bunu bir daha girmiyorum. Yine başka bir hadis-i şerifte اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا الطَّالِينَ, İmam غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا الطَّالِينَ dediğinde فَاسْتَعِمْ مِنَ الدُّعَى مِنَ مَا شِئْتَ, İstediğin duayı iste Allah'tan, Allah ona inşallah icabet edecek. O anda yardım iste Allah'tan. Dua, o yani o an duanın kabul olacağı çok hassas anlardandır. Enes radıyallahu anh rivayet etmişti ki Efendimiz Hasan buyurmuştur. Men qara'a bismillahirrahmanirrahim. Kim besmeleyi okur. Sümme qara'a fatiha'ta kitap. Sonra fatiha'yı okur. Sümme qala amin. Sonra amin derse. Lem yebqa fissemai melekum mukarrabun illa istagfirullah. Gökyüzündeki mukarreb melekler, Allah'ın en yakın melekleri. Mukarreb melekler en yakın melekler. Hepsi o adam için af isterler, istiğfar ederler. O adam için Allah'tan af isterler buyuruyor. Yahudiler de bu ümmeti en çok amin demelerinden dolayı kıskanmışlardır. Birçok kıskandıkları şeyler vardır. Yine Efendimiz buyurmuştur. مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامُ وَالتَّأْمِينَ, sizin aminlerinizden ve birbirinize verdiğiniz selamlaşmanızdan daha çok kıskandıkları, haset ettikleri başka bir şey yoktur Yahudilerin. Bunu çok kıskanırlar.
Bizde de unutulmuş bir şey şu anda. Çok unutulmuş. Merhaba, merhaba. Hatta bir tanesi çıktı, ne dedi mecliste? Ben Arap mıyım ya dedi. Ben dedi günaydın derim dedi. Cübbeli Hoca da güzel cevap verdi. Adın dedi Cemal dedi, adın Arapça dedi. Senin adı Cemal Arapça'da güzellik demektir. Sana bundan sonra güzellik diyeceğim. Adın değiştir çabuk dedi. Türkçe yap dedi. Adın Arapça dedi. Ne gerek var ya? Bu Allah'ın büyük bize nimetleri. Merhaba, merhaba da sünnette vardır denilebilir. Ama günaydın, tünaydın. Efendimiz dedi ki haşa, yani bu bir teşbihtir. İnsan hemen öyle demekle cehennemlik olmaz ama Efendimiz şeyle şakayla karışık demiş. Günaydın, tünaydın, cehenneme kaydığın dermiş. Yani adam günaydın demekten kafir olmaz ama ya esselamu aleyküm öyle bir manası var ki insan bunu bırakır da günaydın tünaydın değil mi? Hava durumu sabah akşam. Günaydın. Bakayım belki de değilse de yalan söyledin yani hiçbir anlamı yok. Yani Cübbeli Hoca güzel cevap veriyor bunlara. Adam dedi siz günaydın demez misiniz dedi. Ben derim dedi canlı yayında. Ben dedi selam vermeyecek adama günaydın derim dedi. Selam vermeyecek adama günaydın derim. Niye? Çünkü selam vermeyecek adamlar var. Kim? Kafire selam vermez. Adam Hristiyansa selamun aleyküm derim mi? Demez. O halde amin sözünü çok söyleyin. Yahudiler sizi bundan dolayı çok kıskanıyorlar. Bundan dolayı fe ekseru min kavli amin. Amin sözünüzü çoğaltın. Çok söyleyin. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ta rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki innel yehuda kavmun hüssedun. Bu Yahudiler çok hasetçi bir kavimdir. Çok kıskançtırlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ve lem yahsudul muslimine ala efdali min thalathin. Şu üç şeyden daha fazla Müslümanlar hiç haset etmezler. En çok şu üç şeye haset ederler. Raddisselam, Müslümanların birbirine selamlaşması ve ikameti sufuf, safların düzeltilmesi, saflarımız inşallah sık olsun. Ve kavlihim halfe imamihim fil mektubeti amin. Farz namazlarda imamın arkasında söylediğiniz amin sözleri, işte bu onların en çok kıskandığı, haset ettiği şeylerdir buyuruyor Allah-u Teala. Dua, bundan sonra dua ehli bir insan olmayı hepimize nasip eylesin. Duası müstecap olan kullarından bizleri eylesin. Birbirimize hayır dua edelim. Dualarımızı birbirimize eksik etmeyelim. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.